İmamoğlu dağ koltuğuna oturur oturmaz ayağının tozuyla belediyenin veri tabanının kopyalanması emrini verdi. Siftah, bismillah demeden diyecektim, tövbe bismillah da dedi. Bunlar mahrem bilgiler, askeri tesislerin yerleri, MİT binalarının adresleri falan. Belediyenin dışından üstelik güvenlik araştırması da yapılmamış 3 kişi getirmiş, onlara kopyalatmış. Neden? İleride hatıra olur diye evine mi götürecek? Bilgi istemek bizim vazifemiz demiş. Bilgi istiyorsan açar bakarsın. Arşiv senin elinde. Kopyalatmak ne demek oluyor? Kaldı ki MİT'in adresini öğrenip de ne yapacaksın? Vali olsan anlarım da alt tarafı belediye reisisin. Gerektiğinde oradaki süreçlerin irdelenmesi adına demiş. Neyi irdeleyeceksin ve irdeleyip de ne yapacaksın? Verileri analiz edecekmiş. Nasıl yani? Arşiv çalışması yapacakmış. O arşiv zaten belediyede değil mi? Kopyalamak ne iş? Ne dümen peşindesin İmamoğlu? İstanbul 4. İdare Mahkemesi bu karanlık ve şüpheli işleme dur dedi. Ama onlar henüz resmi tebligat gelmedi deyip kopyalamayı harıl harıl sürdürüyorlar. Mahkemeye başvuruda bulunanlar verileri başka bir aklın kullanmasından yana endişemiz var diyorlar. Bir üst akıl mı bu yoksa Pensilvanya aklı mı? İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Sakın Kandil aklı olmasın. Yoksa Kılıçdaroğlu bir türlü sağını solunu öğrenemedi İstanbul'u daha yakından tanımak, şu MİT dedikleri nerededir öğrenmek mi ister? O başka akıl bunları öğrenip de ne yapacak? Bir darbe marbe olursa el koyması kolay olsun diye mi? Bir kalkışma falan olursa nereyi ele geçireceğimizi bilelim hesabını. Birileri bizim nerede oturduğumuzu mu bilmek istiyor? Günü gelince toplaması kolay olsun diye mi? Bütün o sandık dümenleri niçin yapılmış anlaşılıyor mu şimdi? İmamoğlu günün birinde ayağım sürçebilir, tökezleyebilirim demişti. Daha işin başında tökezledi. İcraata bununla başlayan adam ileride daha kim bilir neler yapar. Benim elimden tutup kaldırır mısınız demişti. Hadi kaldırın bakalım amigolar. Kanunlara göre kişisel verilerin ele geçirilmesi bir suçtur. Bunun cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapistir. Bu suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi ise cezayı arttırıyor. Zannediyorum İçişleri Bakanlığı bu konuda harekete geçecek, kişisel verileri koruma kuruluna ve idari mahkemeye de başvurabilir. Biz burada mazbatası tartışmalı birinden bahsediyoruz. Bu kişisel verileri kullanma hakkı hiçbir şekilde olamaz. Bunu hangi niyetle yaptığını da bilmiyoruz. İstanbul'da MİT ve emniyete ait birçok yapı var. Bunların FETÖ ve PKK'nın eline geçtiğini düşünebiliyor musunuz? Bunun kötüye kullanılabilme ihtimali çok fazla. İmamoğlu gözünü karartmış bir şekilde hukuku ayaklar altına alıyor. İlk icraatıyla Ağır Ceza Mahkemesi'nin karşısına kendisini çıkarmış olacak bir skandala imza atmış bulunuyor. Kamu kuruluşunda görevlendirme koşulları bellidir. Belediyemiz müfettişlerinden, belediyemiz çalışanlarından veya dışarıdan görevlendirilecek bir uzman ile belediyemiz ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanlarında her türlü araştırma yapılması. Siz belediye çalışanlarının dışında herhangi bir kişi elektronik veri tabanı için nasıl görevlendirebilirsiniz? Hangi yetkiyle bunu yapabilirsiniz? Belediye başkanı değil ne olursanız olun. Herhangi 3-5 kişiyi görevlendirebilir misiniz? Kamunun siber güvenliği açısından nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz? Yaptığınız işlem nedir? Dışarıdan sokaktan geçen herkesi çalıştır o zaman. İmamoğlu'ndan skandal hamle. Belgeleri PKK ve FETÖ'ye erişimi açıyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, İmamoğlu hiçbir şekilde güvenlik soruşturmasından geçmemiş 3 kişiyi belediyenin tüm veri tabanını kopyalaması için resmi yazı yazdı. İmamoğlu yayınladığı genelgede hiçbir ihbar veya şikayet bulunmadığı halde müfettişlere ve uzman sıfatıyla dışarıdan 3 kişiyi inceleme ve araştırma yaptırma adı altında Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalamakla yetkilendirdi dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, kamu kuruluşunda görevlendirme koşulları bellidir. Belediyemiz müfettişlerinden, belediyemiz çalışanlarından veya dışarıdan görevlendirilecek 3 uzman ile belediyemiz ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanlarında her türlü araştırma yapılması, siz belediye çalışanlarının
dışından herhangi bir kişi elektronik veri tabanı için nasıl görevlendirebilirsiniz, hangi yetkiyle? Belediye başkanı değil ne olursanız olun herhangi 3-5 kişiyi görevlendirebilir misiniz? Kamunun siber güvenliği açısından nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz? Yaptığınız işlem nedir? Dışarıdan sokaktan geçen herkesi çalıştır o zaman dedi. Mahrem belgeleri FETÖ ve PKK ile paylaşacak. İlk kişinin İstanbul'a hizmet olacağını söyleyen İmamoğlu gözünü İstanbul'a yapılan hizmetlere dikti. İmamoğlu ilk günden devlet güvenliğini tehdit etmeye başladı. Ekrem İmamoğlu bu hamlesiyle İstanbul hakkındaki tüm kritik ve istihbari bilgilerin de olduğu veri tabanının ortakları olan HDP ve FETÖ ile paylaşacak. Kritik bilgileri kopyalaması için bir ekip görevlendirdi. İmamoğlu yayınladığı genelgede hiçbir ihbar veya şikayet bulunmadığı halde müfettişlere ve uzman sıfatıyla dışarıdan 3 kişiyi inceleme ve araştırma yaptırma adı altında Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalamakla yetkilendirdi. İnceleme araştırmanın ötesinde kopyalama talimatı vermesi de İmamoğlu'nun ne kadar kötü niyetli bir plan yaptığını gösteriyor. İmamoğlu'nun dışarıdan veri tabanı inceleme kopyalama hizmeti almayı planladığı kişileri engelle karşılaşması durumunda kendi danışmanı olarak işe alma yöntemini de seçenekler arasında tuttuğu konuşuluyor. Bu nedenle kötü niyetli kullanıma çok açık yetkilendirme yazısı kopyalama yönünden açıkça kanuna aykırıdır. Görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmaktadır. Mazbata iptal edilse dahi bu bilgiler İmamoğlu'nda olacak. İmamoğlu belediye personeli veya devlet memuru olmayan dışarıdan 3 kişiyi resmi yazıyla İBB'nin tüm veri tabanını kopyalamak ile görevlendirmekle İstanbul'un tüm mahrem ve istihbari bilgileri kopyalatmış olacak. Mazbata iptal edilse dahi bu bilgiler İmamoğlu'nda olacak. İşte skandal yetki ile İBB'den kopyalanacak veri tabanında yer alanlar. MİT tesislerinin tüm detayları, askeri tesislerin tüm detayları, Cumhurbaşkanlığı dahil tüm devlet kurumlarının İstanbul yerleşkelerinin detayları da bulunmaktadır.